Haber özetleriyle karşınızdayız. TRT'nin düzenlediği 36. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği coşkusu devam ediyor. Dünya Çocukları TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'le birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. İbrahim Şahin çocuklarla birlikte atanın huzuruna çıktı. Ardından da Anıtkabir özel defterini imzaladı. Çocukların Anıtkabir'den sonraki durağı Başbakanlık oldu. Çocuklara önemli mesajlar veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın özellikle barış içinde olmasının en önemli şartı adaleti sağlamak, aramızdaki sevgiyi çoğaltmak dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi. Telaşa kapılmamak lazım diyen Cumhurbaşkanı Gül, tartışma olacaktır ama önemli olan tartışmaların kırıcı olmaması, tartışmaların dışlayıcı olmaması ve tartışmalar neticesinde hepimizin kutuplaşmamamız dedi. TÜSİAD toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin son 10 yılda özellikle ekonomik açıdan önemli ilerlemeler gösterdiğini vurguladı. TÜSİAD toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu, eğer bir paralel devlet varsa onunla da hukuk içinde kalınarak mücadele edilmeli şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de değerlendiren Kılıçdaroğlu, kimse Cumhurbaşkanlığını cebinde görmemeli, sonuçta halkın kararı olacak dedi. İnternet yasasının iptalini isteyen Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Başvuruyu CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi yaptı. Ayrıca Kamu İhale Kanunu yasası ve Sosyal Güvenlik Kurumu yasasındaki bazı maddelerin iptaline ilişkinde başvuruda bulunan CHP, yarın da dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde oluşan gerginliğin sonlandırılması gerektiğini söyledi. Etimesgut Belediyesi'ni ziyaretinde konuşan Bahçeli, kutuplaşmayı ve cepheleşmeyi körükleyecek davranışlardan uzaklaşılmasını istedi. Sevgili seyirciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek 23 Nisan çocuklarını kabul ediyor, izliyoruz. Çocuklar, sizler bu dünyanın çiçeklerisiniz. Kalpleriniz sevgiyle dolu, inançlarınız, renkleriniz, dilleriniz, kültürleriniz farklı da olsa bu dünyanın çiçekleri olarak bir araya gelebiliyorsunuz. Dear children, you are the flowers of earth and you can come together with your belief despite your differences of beliefs, cultures and colors. Hayalleriniz ve ümitleriniz farklı da olsa aynı yöne bakmayı başarabiliyorsunuz. Although you have different dreams, you can manage to look at the same direction for the same goal. Sevgiyle birbirinizi kucaklayabiliyor, dostça aynı sofraya oturabiliyorsunuz. You can embrace each other with love and break bread at the same table. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen, TRT tarafından da geleneksel hale getirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği'nin amacı da budur. This is the true goal of April 23rd National Sovereignty and Children's Festival Day, which was presented to the children of the world by Mustafa Kemal Atatürk, the founder of our republic. Farklı ülkelerden çocukları ülkemizde buluşturarak sizlerin hem ülkemizi hem de birbirinizi tanımamızı bu vesileyle gerçekleştirmiş oluyoruz. By bringing together children from around the world, we are making a connection between them thanks to this day. Böylesine anlamlı bir geleneği uzunca bir zamandan beri sürdüren Sayın Genel Müdür'e, onun şahsında TRT çalışanlarına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak teşekkür ediyorum. As the Speaker of the Parliament, I want to extend my gratitude to Turkish Radio and Television Director General Mr. İbrahim Şahin and his friends for organizing this event for so long. Sevgili çocuklar, biliyoruz ve inanıyoruz ki birbirini tanıyan insanlar ön yargılı olmaz. Dear children, we know it by heart that people who know each other have no prejudices against each other. Birbirinden korkup çekinmez, birbirine karşı düşmanlık beslemez. They are not afraid of each other and they don't have hostile feelings towards each other. Anlamadığı dili öğrenmeye çalışır, bilmediği kültürü öğrenmeye çalışır. They try to understand the language they do not know and they try to...
Evet sevgili seyirciler, TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne bu yıl 51 ülkeden çocuklar katılacak. Malatya'daki kamplarda kalan Suriyeli çocuklar da TRT'nin düzenlediği Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılacak. Suriyeli çocuklar kutlamalara katılacakları haberini alınca gün saymaya başladı. Suriye iç savaşın gölgesinde 68. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Meydanlarda toplanan Esed yanlıları yönetime olan bağlılıklarını dile getirirken ordunun masum halk üzerinde kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialara bir yenisi daha eklendi. El Cezire televizyonu Esed güçlerinin Hama kentine bağlı Kefar Zita köyüne klor gazlı bombalarla saldırdığına dair iddialara yer verdi. İran'da bir kadın oğlunun katilini idam sehpasındayken son anda affetti. Kadın oğlunun katilinin altındaki tabureyi çekmek yerine ona bir tokat attı. Son anda affedilen genç adamın annesi ise gözyaşları içinde oğlunu kurtaran kadının ayaklarına kapandı. Birbirlerine sarılan iki annenin dayanışması yürekleri burktu. İdamdan kurtulan Balala ne ceza verileceği ise henüz bilinmiyor. Buenos Aires'in yeni yıldızları 3 sevimli yavru. Hayvanat bahçesinde doğan 3 beyaz kaplan yavrusu 3 aylık olunca görücüye çıkarıldı. İlk defa ziyaretçilere gösterilen yavrulardan ikisi dişi, biri erkek. Erkek olan neredeyse tamamen beyaz postuyla dikkat çekiyor. Adları henüz konmayan sevimli yavrular için çocuklar arasında isim yarışması açıldı. Haber özetlerini noktalıyoruz. Hoşça kalın.